Arasına bir şey söyleyeyim. Çok öğreticidir. Konsey tutanaklarında var. Merak eden Cumhurbaşkanlığı yayınlarından arar bulur. Nurettin Ersin diyor ki, Kenan Evren'de bir konuşmasında bunu naklen anlatıyor ayrıca. Efendim bunlar Atatürkçülüğü bilselerdi terörist olmazlardı. Terörist dediği insanların 1.600.000 kişi fişlenmiş, yargılanmış, 100 küsür bini ceza almış. Yani en az 8-10 katı adam da araya gitmiş. Eğer bunlar Atatürkçülüğü bilselerdi bu işleri işlemezlerdi diye böyle bir kendi aralarında mütala yapıyorlar. Onun üzerine diyor biz Nurettin Ersin Paşa'ya tevdi ettik. O zaman siz Atatürkçülüğün bir kitabını yazın. Biz de bunları cezaevlerinde okutturalım. Bu teröristler de irşad olsunlar. Abi, şimdi bu ahmaklıktır. Ben işin ahmaklık boyutuyla ilgili değilim. Ahmak Allah yardımcısı olsun yani. Eble. Tamam mı? Debil. Bu ülke debil insanlar cenneti. Debil. Çünkü debilite teşhis edilemez. Yani evet. Adam normal bir işi evet. Günlük işini de yürütür ama onun debil olduğunu bilemez. Çünkü adam kalkıp soğan kestiğiniz bıçakla ekmek kesmeyin diyordu. Hiçbir yere oturtturamıyordu. Niye bu laf etti diye. Ben hesap ettim. Bir çizmeden kadın çizmesinden çok takıktı kadınlara. Bir kadın çizmesinden 3 tane iskarpin çıkıyormuş. Çizme giymeyin falan. Yani iktisat anlayışı bununla şey bir adam ya. Neyse orada Kenan Evren'den bahsediyor. Kenan Evren'den bahsediyor. Nurettin Ersin Paşa'ya bu şeyi tevdi ediyorlar. O da bir kitap yazıyor. Ben de o kitabı yıllarca okudum. Yıllarca dayakla, copla, baskıyla, falakayla, hücreyle, açlık grevleriyle bu kitabı okudum. Kitabı şimdi ben size anladım. Bu kitabı okuyunca bir sürü akademisyen, bir sürü onun hayatı kadar kitap okumuş, ilim tahsil etmiş, sağcı solcu insanlar şöyle bir zevzek metni okuyorlardı. Atatürkçülüğün ilkesi işte 6 tane sayıyorlar onu. Artık ezberlediğimiz bu kadar. Atatürkçülükle ilgili kısım bu kadar. Ondan sonra milli birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bu günlerde ben bunu artık beynel minele koydum. Çünkü ben çocukluğumdan beri her iktidardan bunu dinledim. Ya bu nasıl bir ülkeymiş kardeş? Biz bu milli birlik ve beraberliğe her gün mü bu kadar muhtaç oluruz? Her gün mü tekrar ederiz? Tamam. Bu kadar mı vehim olur? Bu kadar mı hem böyle deyip hem milli birlik ve bütünlüğü parçalayıcı tasarruflarda bulunur? Geçtim. Ondan sonra bir sürü zevzek şiir, şiir denmez şairlerden özür dilerim. Ciklete mani diyeceğim onu yazanlardan da özür dilerim. Aklına esmiş birisi yazmış, bunlar da bakmış bir hikmet var zannetmişler. Onlarla dolu şey ve anekdotlar ve Atatürk'ün Türk ordusuna değişmeyen mesajı. Bunu bize bizden koro olarak okumamızı isterlerdi. Şöyle bir girizgahı vardı. Sadece onu söyleyeyim. Zaferleri ve mazisi her zaman insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusu. Büyük ulusumuzun orduya bahşettiği en son sistem, silah ve fabrikalar ile bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir feragat-ı nefis ve istihkar-ı hayat ile her türlü vazifeyi ifaya müheyye olduğuna eminim. Bu girişi. Bunu ezberlemişsiniz gördüğünüz gibi. Travmaysa bak işte. Yani 30 yıl sonra 30 yıl sonra unutmak istiyorum yani. Unutamıyorum. Bunun hesabını bana kim verecek? Beynim bu cürufla, cop zoruyla, dipçikle, falakayla, hücreyle, anamı gözümün önünde dövmeyle, benim anamın gözünün önünde beni dövmeyle okutturulan bir metin bu. Ben de bunu okuyacağım, Atatürkçü olacağım. Atatürk'ün kitabını yazarım ben onlara. Kimmiş, neymiş, onların vesvese ettiği gibi, onların sandığı gibi olmadığını cilt cilt ben onlara anlatırım. Onların heybesindeki turp bu kadar, bunu da ancak cop zoruyla okudum. Bizim ciddi ciddi hepimizin Atatürkçü olacağımızı zannediyorlardı. Bu anlayış hiç bu memleketin, bu milletin yakasını bırakmıyor. Bu vahim bir şey değil ama bu belki doğaları gereği, fıtratları gereği ama buna çanak tutmak çok ayıp bir şeydir. Faşizm dünyanın en ayıp şeyidir. Bundan daha aşağılık hiçbir şey yoktur. Akla gelmiş, icat edilmiş
hiçbir şey yoktur. Biliyorum, noktayı çok konuştum. Koyuyoruz. 12 Eylül böyle bir şeydi. Yani ve sakatladı bu milleti. Her haneye bir ateş düşürdü. Halen de uğraşıyoruz. 40 lokman hekim gelse işte bunun yaralarını sağamıyor.